Evliyim. İki çocuğum vardı. İki kızım. İkisini de kaybettim depremde. Deprem günü İstahiye'deydim. Deprem anında, yani o gün gece gürültü duydum. Yani bir sallantı. Deprem olduğunu bildim yani. Hemen deprem oluyor dedim. Kız kardeşim de yanındaydı. Büyük kızım kız kardeşimin yanında yatıyordu. Küçük kızım benim yanımda yatıyordu. Ben hemen küçük kızımı kucağıma aldım. Kardeşime seslendim. Deprem oluyor diye uyanmasını istedim. Zaten hiçbir şey fırsat olmadı ve hemen ev yıkıldı yani ilk saniyelerde. Ben enkaz altındayken hani onların sesini duyup duymadığımı bilmiyorum. Yani çocuklarımın. Sadece kız kardeşimle konuştuğum bazı şeyler aklımda. Bir de kuzenimle konuşmuştum. Onun sesini duymuştum. Ona seslendim. Hani gelen var mı diye. O kimsenin gelmediğini, gelmeyeceğini söyledi. Ben o zaman kız kardeşimle konuşuyordum ama çocuklarımla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Mesela küçük kızım kucağımdaymış, daha 6 aylıktı. O kucağımdaymış ama ben onun kucağımda olduğunu bile hatırlamıyorum mesela. Ayağıma kolon düşmüş galiba. Hani o an canım acıyormuş aslında ama ben hiç, yani hiçbir şey aklımda yok. Ağrıya dair falan hiçbir şey aklımda yok. Kurtarmaya ekip geldi, bir ekip geldi. Kaç saat sonra geldiklerini bilmiyorum. Sanırsam ikinci günü gelmişler. Biz 65 saat sonra çıktık. Onlar geldi. Kız kardeşim benden uzaktaydı. Onun üzerine de duvar yıkılmıştı ama o kendi çabalarıyla benim yanıma geldi. Evlat acısı yaşamak çok kötü bir şey. Yani ama belki benim sesimi onların duyuyor olması kız kardeşimin hayatını kurtardı. Büyük kızımı sanırsam 6 gün sonra bulmuşlar. Yani ben son kez de olsa mesela onlara sarılmak isterdim belki. Onlar toprağa verilirken görmek isterdim. Hala mezarlarına gidemedim mesela, bir yıl oluyor. Ama hala topraklarına dokunamadım. Yani mesela mezarların başına gitmek istiyorum. O yüzden ayağa kalkmak istiyorum. Ben ilk başta ayağımın kesildiğini bilmiyordum mesela. İlk kendime geldiğimde ayaklarım var zannediyordum. Çocuklarımı kaybettiğimi bilmiyordum. 4 yaşına girecekti Nisan'da. Yani yaşasaydı geçen sene. Onun öldüğünü bilmiyordum. Bana söylememişlerdi. Ben sürekli işte onu görmek istiyordum ama bana hep bir bahane üretiyorlardı yani. Bana söylediler doktorla birlikte, psikologla birlikte söylediler bana vefat ettiğini. Ne ağlayabiliyorum, ne konuşabiliyordum, ne gülebiliyordum. Sadece donuk bir şekilde yaşıyorum yani. Yemem yok, içmem yok. Burada fizik tedavi sürecim başladı. Ben buraya geldiğimde hiçbir şey yapamıyordum. Yani kişisel ihtiyaçlarımın hiçbirini karşılayamıyordum. Gidemiyordum. Çok uzun süredir sırtımda büyük bir yara vardı. O yaradan dolayı oturamıyordum. Bu hastanede ben hayata tekrardan döndüm diyebilirim. Sadece benim için değil aslında. Benim gibi olan burada tanıdığım bütün arkadaşlarım için öyle yani. Tabii ki tedavi süreci de çok önemli. Burada teşekkür edeceğim milyonlarca insan vardır. Herkes hayatımıza o kadar güzel dokundu ki bu konuda asla inkar edemeyiz yani. Ben ilk yani burada ayağa kalkma olsun, kendi ihtiyaçlarımı görme olsun, bağımsızlaştım. Yer diyebilirim hani. Aslında ben ayağımın olmadığına bile hiç üzülmedim diyebilirim. Çünkü yaşadığım evlat acısı onu aklıma dahi getirmiyor. Ya ben mesela keşke çocuklarım olsaydı, yine ayaklarım olmasaydı. Ya her şeyimi kaybetmeye razıydım. Onların mezarına gitmek için. Yani onları toprağına dokunabilmek için. Belki orada kokuları gelir diyorum hani. Yani bilmiyorum, belki çok şey ama orada onların o kokusunu belki duyabileceğimi düşünüyorum. Yani son kez onlarla bir vedalaşmak istiyorum mesela. Bunun için de çok böyle direnmeye çalışıyorum. Yani bazen her şeyi bırakmak istiyorum. Her şeyden vazgeçmek istiyorum.
Ama sonrasında arkamda beni bekleyenlerin olduğunu bildiğim için annem, babam, kardeşlerim. Yani o yüzden direnmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle babam. Yani benim dünyanın merkezi diyebilirim. Belki o gün oradan çıkmayabilirdim ama çıktıysam elbet bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Bu yüzden isyan etmiyorum. Yaşıyorsak bir nedeni, bir sebebi muhakkak ki vardır. Yaşadığımız şey hiçbir şey, yani kolay değil hiçbir şekilde. Tarifi olmayan acılar, imtihan olarak çok büyük. Bir şey oluyor ki seni tekrardan hayata döndürüyor. Ben bu saatten sonra ayaklarımın üstünde protezlerimle de olsa durmak istiyorum. Yani bir iş istiyorum, çalışmak istiyorum, topluma girmek istiyorum. Kendimi bu şekilde kazandırmak istiyorum. Belki hani bilmiyorum, bu şekilde de olsa belki dokunacağım birçok hayat vardır diye düşünüyorum. Bundan sonra burada tedavim süreci bittikten sonra Gaziantep'e tekrar döneceğim. Ama yalnız döneceğim yerde yaşam, yani benim yaşam kalitemi uygun değil, yaşam şartlarıma uygun değil. Bunun için de buradan devletin resmi kurumlarına sesleniyorum. Hani bana bu konuda yardımcı olurlarsa çok sevinirim. Çünkü benim ailemin de benim de böyle bir durumum yok yani. Ev açısından ben çok sıkıntı çekeceğimi düşünüyorum. O yüzden de eğer bu konuda yardımcı olurlarsa çok mutlu olurum.